Merhaba, ben Osman Balaban. Bugün yazıyı resmin etrafında dolaştırmayı göreceğiz. Ya da diğer bir deyişle tek surat komutunu nasıl yaparız, nasıl uygularız ona bakacağız. Bugün sizinle InDesign'da fotoğrafın etrafına yazıyı nasıl aktarabiliriz onu inceleyeceğiz. Karşınızda şu an açtığım sayfa daha önce çalıştığım bir dergi sayfası. Gördüğünüz gibi burada bir dekup edilmiş bir fotoğraf ve etrafından akan bir yazı var. Aynı şekilde bu sefer dekupesiz bir fotoğraf ama yine itmesi olan bir görsel var. Bunu nasıl yapacağız? İlk önce Photoshop'a bir geri dönelim. Bizim Photoshop'ta bu fotoğrafı dekupe dediğimiz yani kesme işlemini yapmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi şu an fotoğrafın arka planı var. Ama şurada yollar kısmı ya da İngilizcesinde pet kısmında gördüğünüz gibi pet de yazıyor zaten. Biz bunu daha önceden çizmişiz. Bunu nasıl yapıyorduk? Kalemle bunu ince bir şekilde yaklaşarak dekupesini yani çiziyorsunuz etrafından ve birleştiriyorsunuz. Sonra da pet aşamasına getiriyorsunuz. Pet aşamasına getirdiğinizde ilk etapta bu böyle gözükmeyecektir. Pet yap dediğinizde ilk önce yeni yol yap dediğinizde yeni yol yapıyor. Ama daha sonra da şurada çalışma yolu yap diye bir şey var. Çalışma yolu yapı seçmeniz lazım. InDesign'ın o çizdiğiniz şekli algılayabilmesi için. Onu da yaptıktan sonra zaten şekil bu hali alacak. Ve bu şekilde de kaydedebilirsiniz. Arka planı temizlemenize gerek yok. Şimdi biz bu fotoğrafı bakalım InDesign'da nasıl yapacağız ona geri dönelim. Şu an ben bu fotoğrafı buradan alıyorum. Buradan kopyalıyorum. İşi çabuk halletmek açısından buraya çağırdım. Bu fotoğrafın şu an dekupesi hazırdı. O yüzden arka planını almadı. Artı bir de bunun itmesi var. Ben bu itmesini kaldırıyorum ki aradaki farkı görelim şimdi. Şimdi ben burada fotoğrafı aldım. Fotoğrafın itmesi yok. Bakalım var mı? Evet varmış. Kaldırdık. Fotoğrafın itmesini kaldırdık şu an. Şu an fotoğrafta hiçbir şekilde itme yok. Bu mesela şuraya şimdi bir yazı atalım. Nasıl olacak hep beraber görelim. Hatta buradaki yazıyı kopyalayalım. Gördüğünüz gibi fotoğraf direkt yani yazı üstü olduğu için zaten direkt üstüne çıktı ve biz hiçbir itme vermediğimiz için de herhangi bir fotoğraf yazıyı değiştirmedi. Bunu nasıl yapacağız? Hemen metin sarma ya da İngilizce'de bunun text wrap diye geçiyor. Şu an burada metin sarması yok. Şu an o seçili. Biz metin sarması sınırlama kutusu yani etrafına versin, kapladığı alana versin dediğimizde bunu yaptı. Ama arka planda kaldığı için şu an etkili değil. Biz şimdi bu yazıyı arka plana atacağız. Gördüğünüz gibi şunu seçtiğimizde direkt yazı çerçevesine bu şekilde itmeyi verdi. Ama biz tamamen çizdiğimiz şekle göre itmesini vermesini istiyoruz. O zaman nasıl yapacağız? Gördüğünüz gibi şu nesne direkt yazıyı bunun içine gömüyor. Ve buradan da derecesini ayarlayabiliyorsunuz. Hani yakınlık, uzaklık açısından. Mesela bunu arttırabilirsiniz. Su rakamı yükselttikçe itme daha fazla olacaktır. Bunu istediğiniz yere getirin. Şu an her tarafa oynar. Tabii ben fotoğrafı içinden oynattım. O yüzden biraz karıştı. Ama gördüğünüz üzere fotoğrafta şu an itmeyi verdik. Hatta bu yazının sütunlarını da daha düzgün hale getirsek yazı daha düzgün halde gözükebilir. Kısaca fotoğrafa itmeyi nasıl veriyorduk? Bunu bu derste gördük. Bir sonraki derste görüşmek üzere.